Görünen o ki uzunca bir süre daha kısıtlamalarla, maskelerle, mesafelerle yaşamaya devam edeceğiz. Tabii beden sağlığımızı korumak için bütün bu tedbirlere uymaya mecburuz ama tüm bu süreç akıl ve ruh sağlığımızı da fazlasıyla yordu. Stüdyomuzda bu konuda uzman bir isim var. Uzman psikolog Fatma Özdemir ile birlikteyiz. Fatma Hanım günaydın, hoş geldiniz Kahvaltı günaydın, Haberlerine. Teşekkürler, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz de iyisiniz dilerim. Hemen başlayalım en çok merak edilen konuyla. Pandemi bize ne yaptı? Yani en çok artan psikolojik rahatsızlıklar neler bu süreçte? Evet, sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkisini alan COVID-19 pandemi salgını sadece fiziksel koşullarımızı değil aynı zamanda duygularımızı, düşüncelerimize, davranımlarımızda da büyük bir değişiklik yarattı. Haliyle belirsizlikler bizlerde ne gibi sıkıntılar yarattı? Kaygı ve korkuyu yarattı. Aslında kaygı ve korku hepimizin hissettiği normal duygu durumları. Olması gerekir mi? Evet. Çünkü korku ve kaygı bizim gelecekteki risklerimizi önlem almamızı sağlıyor. Ama işlevsel bozuklukları ortaya koyduğu zaman da psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Ne gibi psikolojik sorunları beraberinde getiriyor? Şu dönemlerde çok rastladığımız akut problemler, obsesif kompulsif dediğimiz takıntıları ortaya koyuyor. Major depresif problemleri, travma sonrası stres bozukluklarını, disosyatif bozuklukları ve beraberinde depresyonun kronik hale gelmesiyle disosyatif bozuklukları da ortaya koymaktadır. Bunlarla baş edebilir miyiz? Evet, aslında çok rahatlıkla baş edebiliriz. Öncelikle kaygılarımızı ve korkularımızı yaşadığımız zaman da bir dur diyelim, sakin, bir nefes alın. Neler oluyor? Neler yapabiliriz? Bundan önceki dönemlerde de aslında biz bu korku ve kaygılarla yüz yüze geliyorduk. Bu durumlarda ne yapıyorduk? Önce durumu bir gözden geçiriyorduk. En kötü ne olabilir diye kendimizi bir gözden geçirerek hayat şartlarımızı yeniden yapılandırarak yeni yenilikler, yeni yeni değişiklikleri hayatımıza katarak biz bu kaygılarımızı, korkularımızı, işlevsiz düşüncelerimizi yapılandırabilerek sağlık problemlerimizi de kontrol altına alabiliyoruz. Şimdi orada bence şöyle bir ayrım var. Bir, anksiyete ile ilgili kaygı bozukluğu, bir de daha hani sıradan daha normal endişelerimiz. Yani hani bir tarafta panik atak gibi bir rahatsızlık söz konusu olabilir. Diğer tarafta belki daha rahat tolere edebileceğimiz bir durum. İkisinin farkından nasıl emin olacağız? Şimdi şöyle, vücudumuzda iki sistem vardır. Sempatik sistem ve parasempatik sistem. Sempatik sistem korku, kaygı, endişe ve öfkeleri yukarı çıkan sistemdir. Parasempatik sistem de dengeleyici sistemdir. Biz eğer korku ve kaygılarımızı, bu bizim sosyal hayatımızı, işlevsel durumdakileri hayatımızı sıkıntıya sokuyorsa evet burada büyük bir problem vardır. Çünkü bunu dengeleyemiyoruz. Dengeleyemediğimiz için de davranım bozukluklarımız beraberinde geliyor. Öfkemizi kontrol altına alamıyoruz. Hissiyatlarımızı kontrol altına alamıyoruz. Düşüncelerimizi kontrol altına alamıyoruz. Çünkü beyin rahatsızlanmaz. Beyindeki düşüncelerimiz rahatsızlanır ve bu bizim psikoloji olarak da sosyal yaşantı dengemizi, hayat dengemizi bozacak duruma gelirse beraberinde tükenmişlik sendromunu kaygıyla panik atan beraberinde getirdiği hızlı nefes alıp verme, göğsümüzde sıkışma, ateş basmaları, yanmalar, eyvah ne oluyorum, nefes alamıyorum, daralıyorum, bana bir şeyler oluyor, ölüm tehlikesiyle mi karşılaşıyorum gibi semptomları ortaya koyuyorsa evet burada bir uzmandan yardım almamız gerekiyor. Bu süreçte tabii bu bozukluklar, kaygı bozuklukları pek çoğumuzda baş gösterdi ama bunların kalıcı olup olmayacağını da merak ediyoruz. Sizce bu süreç biraz daha normalleşince bu rahatsızlıklarımız da sona erer mi? Aslında hepsi belirsizliklerle beraber ortaya çıkıyor. Çünkü belirsizlikler ne olacak, ne yapacağım, bunun sonunda ne olacak, normal hayata dönebilecek miyim, iş hayatıma normal devam edebilecek miyim, aile hayatıma normal devam edebilecek miyim düşüncelerde önce bir diyeceğiz ki bunlar benim düşüncelerim mi? Peki bunlarda acaba işlevsiz düşünceler mi? Önce bunun ayrımına gireceğiz ve kendimizi ve duygu durumlarımızı bir kontrol edeceğiz. Peki ben bu gibi durumlarla karşılaştığımda daha önce ne yapıyordum? Ne yaparsam kendi kaygımı, korkumu, öfkemi, stresimi ya da hissiyatlarımı kontrol altına alabiliyordum? Motivasyonumu daha önce ne yaparak yükseltebiliyordum? Ya da tükenmişlik hissiyatımı ne yaparak mutluluğu ön plana geçiriyordum? Düşünceleriyle kendimize bir
eylem planı oluşturabilirsek, belirsizlikleri belirli hale, normalleşme sürecindeki normlarımızı ortaya koyabilirsek, aslında durumlarımızı, duygu durumlarımızı da kontrol altına almış olabiliriz. Hı hı. Takıntılarımız da bununla alakalı, ama daha öncesinde geçmişte yaşadığımız bir depresif ruh halimiz varsa, bu gibi durumlarda hastaneye gidemediysek, hekimlerimizle iletişim halinde olamadıysak, haliyle bu iki kat karşımıza çıkan semptomlardandır. Hı hı. Yani aslında hastalıklı düşüncelerimizi iyileştirmemiz lazım. Evet. Bir de tabii az evvel de değindiniz, aile ilişkileri. Bu dönemde işte insanlar, eşler kavga etmeye başladı, boşanmalar çok arttı. İşte aileler çocuklarıyla sıkıntılar yaşamaya başladı. Tabii evde hiç olmadığı kadar bir arada çok vakit geçirmek zorunda herkes aslında. Bunun önüne nasıl geçilecek? Yani bu kavgalar nasıl bitecek? Özellikle tabii ergen yaşta olan gençler için de sorayım bunu. Evet, şimdi şöyle, bize en çok karşılaştığımız durumlardan bazı problemlerin en başında gelen septomik durumlarla karşı karşıyayız. Ben hep şunu diyorum, düşünceler sözlere, sözler eylemlere, eylemler davranışlara, davranışlar alışkanlıklarımıza dönüşür. Öncelikle düşüncelerimizi ortaya koyacağız. Evet, daha önce bizim sıkıntılarımız neydi? Ailemizle birlikte vakit geçirememekti. Daha önce sıkıntılarımız neydi? Çocuklarımızla çok iyi iletişim halinde olamamaktı. Çünkü çok yoğun bir çalışma koşullarımız vardı. Ekonomik koşullar, iş hayatımız, sosyal sorumluluklarımız, öz sorumluluklarımızla bazılarını kısıtlandırmak zorunda kalıyorduk. Her negatifi pozitife dönüştürmek de bizim elimizde, algılarımızla alakalı. Biz bu evdeki strateji yönetimini nasıl pozitif olgulara dönüştürebilirsek, mutluluğumuzu o derece kapılarını daha rahat açabiliriz. Hı-hı. Ne yapabiliriz bu durumda? Ailece ortak vakit geçirebiliriz. Hı-hı. Ailece ortak vakit geçirmede çocuk ve aile birliği yapabiliriz. Bir film günleri yapabiliriz, sinema günleri yapabiliriz, oyun günleri yapabiliriz ve ailede alınabilecek kararlarda birliktelik fikir birliği yapabiliriz. Ama bunun yanında herkesin de evde kaldığımız bu günlerde kendine ait de bir zaman olmalı. Eşimizin de kendine ait bir zaman olmalı. Çocuklarımızın da kendimizde. Kendimizi evde izole ettiğimiz zaman da evet diyoruz ki bu oda benim. Burada, hı-hı, ben kendi kendime ayırıyorum. Kendime değer veriyorum. Kendimi seviyorum ve kendimi şöyle bir gözden geçiriyorum. Ben ne yapsam? Evet, kahve mi içemiyordum? Kahve mi içiyorum? Film mi izleyemiyordum? Film izliyorum. Kitap mı okuyamıyordum? Kitap okuyorum. Evet, bu benim kendime ait zamanım. Yani günde bir saat kendi kendimizle mi sosyalleşmeliyiz? Tabii ki. Çünkü öbür türlü hep birlikteliği koyduğumuz zaman da bu sefer tartışmalarımız başlıyor. Eşler eşlerden değişim bekliyor. Ama biz diyoruz ki değişime önce kendimizden başlayalım. Birbirimizi değiştirmektense kendimizi değiştirerek biz bu değişimdeki birliktelikteki huzuru ortaya koyalım. Hı. Yani evde hem birlikte olalım hem de ayrı zamanlar geçirerek kendimize de özel bir fırsat alanı yaratmayı becerelim. O zaman hem iletişimimizi ortaya daha sağlıklı koymuş oluruz. Hem çocuğa konuşmayız, çocukla konuşabilmeyi beceririz. En büyük problemimiz bu zaten, çocuk ve ergenlerdeki kaygılarda. Ebeveynler hep konuşuyor çocuğa. Biz diyoruz ki çocuğa konuşmayın, çocukla konuşabilmeyi öğrenin. Eşinize ya da kocanıza konuşmayın, konuşabilmeyi, paylaşabilmeyi. Ortak noktada neleri, nasıl, ne amaçla yapabilmeyi, dokunsal olsun, görsel olsun, işitsel olsun, duysal olsun, birlikteliği ortaya koyarsak iletişim becerilerindeki pozitif düşünce algısını da yaşamımıza doğru bir süreçte entegre etmiş oluruz. Peki uzman psikolog Fatma Özdemir, çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Ben de aynı şekilde.